Hamdini sözümüze miraç ettik. İnşallah zikrini de kalbimize minhac ederiz. 30 gün evvel burada, bu meydanda, bu kadim mekanda bu cümlelerle açtık stüdyomuzu. Tam 30 gün evveldi. Cümlelere yine böyle başlamıştık ve dedik ki Elmalılı Hamdi Yazır merhumun ifadeleriyle Hamdini sözümüze sertaç ederek başlayalım demiş idik. Dile kolay, tam 30 gün geçti kıymetli izleyicilerimiz. Sizlerle 30 günlük bir Mavera-ün-Nehir seferine çıktık. Bir Mavera-ün-Nehir yolculuğuna çıktık. Türkistan hattına gittik. Türkistan'a da gittik. Ahmet Yesevi Hazretlerinin huzuruna da gittik. Aynı zamanda sadece Abdülhalik Gucrevani'ye değil, Yusuf el Hamedani Hazretlerini de, Hasan el Harakani Hazretlerini de burada andık. Ve sonra fiziken Abdülhalik Gucrevani'den başlayarak Encir Fagnevi'nin öncesinde, onun sonrasında Ali Ramitani, onun evvelinde tabii ki Arif Rivgeri, Hazretler böyle bazen uyarırlar. Sonrasında ise Baba Semmasi, onun sonrasında Seyyid Emir Külal ve nihai olarak Muhammed Bahaüddin Nakşibend. 7 piri ziyaret ettik hamdolsun. Sizlerle beraber yaptık bu ziyareti. Ve bu mekanda, Taşkent'te, Buhara-i Şerif'te, İsmail Kılıç Arslan dostumun hatırlatmasıyla Buhara-i Fahire'de de yayınlar yaptık. Birçok farklı mekana gittik. Ve bugün 30. gün. Son günümüz. Bu son günün yayınını nasıl yapabileceğimi bilmiyorum açıkçası. Yapmak değil mesele de o yayını nasıl kapatacağız, sizlere nasıl veda edeceğiz emin olun bilmiyorum. Sadece Bismillah deyip yola çıkıyoruz. TVNET'in Semerkant stüdyosundan sizlere selam ediyoruz efendim. Hürmetler ediyoruz. Yarın bayram. Yarın dünyanın bayramı. Bizim bayramımız adeta ilk günümüzdü. Semerkant'tan sizlere ilk selamımızı verdiğimiz gün bayramımızdı. O gün yine burada Allah bayrama ulaşmayı nasip etsin duasını etmiştik. Hamdolsun kazasız belasız son güne gelmeyi nasip etti Rabbim. O sebeple Elmalılı Hamdi Yazır merhumu da anarak sözümüze hamd ile başladık. Bismillah diyelim. 30. günde son programımızda, son Semerkant'ta Ramazan yayınımızda çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Dursun Çiçek, hoş geldiler, sefalar getirdiler. Hoş Dursun bulduk. Çiçek. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin inşallah. Çok şükür. Allah afiyet versin. Böyle bir Özbek rayihasıyla burada Dursun Çiçek, öyle bir elektrik aldım, öyle bir enerji Eyvallah. Aldım. Dursun Çiçek, bilirsiniz, bir şehir düşünürüdür. Benim en azından öyle ifade etmeyi tercih ettiğim haliyle bir şehir düşünürüdür. Kendisi aynı zamanda malumunuz bir fotoğraf sanatçısıdır. Kendisi aynı zamanda malumunuz Teklif Dergisi bünyesinde çok kıymetli kurucu işlere imza atan o güzel halkanın isimlerinden bir tanesidir. O halkayı da biraz konuşmak istiyorum burada. İnşallah. Ve 41 yıl, 41 yıl, 41 yıl Akif Emre ile yol yürümüş kıymetli bir isimdir. Bütün bunları konuşacağız. Çok daha fazlasını konuşacağız. Ramazan'ın son gününü konuşacağız. Ama en zor soruyu soracağım şimdi kendisine. Semerkant'a ilk olarak adımını attın. Buhara'ya ilk olarak adımını attın sevgili Dursun Çiçek. Ne hissettin? Daha doğrusu ilk cümlen neydi hocam? Gönlüne düşen, kalbine düşen ilk cümle neydi? Elhamdülillah dedim. Eyvallah. Çünkü bu mekanlar, bu şehirler, özellikle az önce ismini de zikrettiğin Akif Emre'den bize hep birer hatıra ve hatırlamaydı. Eyvallah. Aynı zamanda Akif Emre'nin hatırası ve hatırlamasıyla birlikte bu şehirlerin, özellikle Buhara ve Semerkant'ın bizim kurucu alimlerimizin, kurucu atalarımızın, kurucu ecdadımızın yeri ve yurdu olduğunu biliyorduk. Ben 12 yaşımdan beri
rahmetli dedemden duymuştum Buhara ve Semerkant'ın ismini. 12 yaşında. 12 yaşımda. Dedenizden duydunuz. Evet, Ebu Hanife ve İmam Maturidi. Dedemizin ismi neydi? Şakir. Şakir, rahmetle analım. Eyvallah. Şükür derim ben çoğu zamanda. Çok şükür Şakir diye bir dedem vardı. Eyvallah. Köyümüzün gerçekten o da bizim için bir pirdi, bir uluydu. Ve dedelerin çocukları terk etmediği, dedelerin özellikle torunlarını terk etmediği dönemler diyeceğim ama bu dönemler işte 30 yıl 40 yıl önceydi. Şimdiki dedeler biz de belki o yaştayız ama şu anda biz muhtemelen bunu yapmıyoruz. Bizi o yaşlarda alırlardı. Bazen bir ikindi namazından sonra, bazen bir yatsı namazından sonra, hatta bazen akşam namazından sonra. Eyvallah. Bize ders halkaları kurarlardı ve bize anlatırlardı. Biz çocukluğumuzda onların anlattıklarının aslında bir bütün fikri olduğunu, bir bütün fikri olduğunu, bir dünya tasavvuru ve bir dünya görüşü olduğunu büyüyünce anladık. O kadar büyüyünce anladık ki ben burada bir konuğumuz Profesör Doktor Necdet Tosun bir şey anlatırken rahmetli Nevzat dedemin, Terzi Nevzat dedemin hadis ile ilgili anlattığı bir şeyi burada hatırladım ve burada izleyicilerimizle paylaştım. Ben de özellikle şu iki gündür evet. Semerkant'ı gezerken, öncesinde Buhara'yı gezerken özellikle rahmetli dedemi o kadar çok yad ettim. Hatta rüyama gelir diye de bekledim. Sebebi şu, İmam Maturidi'yi bize anlatırken, özellikle İmam Maturidi'yi, Buhara ve Semerkant'tan bahsederken hakikat gözlerinin ıslandığını, gözlerinin nemlendiğini hissederdik. Anlatırken bize bu şehirleri de, insanların şehirle kurulduğunu ve şehirlerin de insanla kurulduğunu, yani insanlar şehri kurar, şehirler de insanı kurar bilinciyle hareket eder ve kitaplar bu insan ve şehirlerin tecellisi ve tezahürü olarak ortaya çıkar derdi. Ve gerçekten de işte karşımızdaki Uluğbey Medresesi'ne baktığımızda, yani Uluğbey'in medresesinin duldasında oturuyoruz ve şimdi onun bize aktardığı ilimleri, Ali Kurçu vasıtasıyla aktardığı ilimleri, Kadızade-i Rumi vasıtasıyla aktardığı ilimleri bir anlamda işte dedemden isim olarak bilmesem de, dedemden isim olarak duymasam da biz bunları öğrendiğimizi daha sonra farkına varıyoruz. Rahmetli özellikle bu şehirlerden, bu mekanlardan bahsederken bir kutsal beldeden bahseder gibi bahsederdi. Daha açıkçası bizim o insanlarımız şehirlerden bahsederken kuru bir taştan, topraktan veya kuru bir efendim insan yapısından bahsetmezlerdi. Onlar bir cennet temsilinden bahsederlerdi. Çünkü onlar şunu çok iyi biliyorlardı. Adı Kudüs de olsa, adı Mekke, Medine de olsa, adı İsfahan da olsa, adı İstanbul, Bursa da olsa, adı Buhara, Semerkant da olsa, bunların cenneti unutmamak için salih amel çerçevesinde insanlar tarafından inşa edildiğini biliyorlardı ve bunun bilincindelerdi. Dolayısıyla ben Buhara ve Semerkant'a geldiğimde, sabahleyin indiğimde, hemen eşyalarımı otele bırakıp Registan Meydanı'na geldiğimde, şuranın tam ortasında, şu anda konuştuğumuz yerin ortasında durduğumda elhamdülillah dedim ve şöyle bir dolandım. Ben de hafif gözlerim gerçekten ıslandı. Tabii burada büyük paradokslar da yaşıyoruz. Yani ilim merkezlerinin, işte belki bunlardan söz ederiz, hala ilmin devam etmemesi, buraların bir maket mekan halinde olması veya kullanılması, bunların o travmasını, o sancısını da biraz hissettim ama yine de eyvallah, bu halleriyle bile bir iz ve gösterge olması itibariyle, rahmetli Akif abinin kavramsallaştırmaları bunlar, bir iz ve gösterge olmaları itibariyle bunların bize en azından şehir fikrini, şehir düşüncesini, tahakkuk dediğimiz, anlamın tahakkuku dediğimiz, anlamın zamanda ve mekanda ete kemiğe bürünmesi dediğimiz o Medine fikrini hatırlatması bakımından en azından çok kıymetli ve çok önemli. Yani o bütünlük fikri ile beraber kesinlikle bu söz ettiğiniz kavramlar aça aça tabii yol alacağız hakikaten. Tabii. Zaman zaman yine sorduğum bir sorudur. Bu arada ben şahidim, tabii isim vermeyeyim burada. Ramazan boyunca gerçekten çok kıymetli isimleri ağırladık burada. Biz adeta bir
söz atlası oluşturduk. Bir düşünce atlası oluşturduk. Bugün de inşallah onun artık son dilimindeyiz. Tabii şu bizi biraz teselli ediyor. Evet, bu iftar programı olarak bizim son yayınımız. Fakat inşallah yarın bayramımız ve yarın biz Semerkant'ta bayramlaşacağız sizlerle. Taşkent'te bayramlaşacağız ve bu şekilde Mavera-ün-Nehre veda edeceğiz. Veda edeceğiz ama tabii ki buraya sadece kalbimizi değil, buraya sesimizi, sadamızı, nidamızı, selamımızı, çok şeyimizi bırakmakla beraber 5000 dakikanın üzerinde içerikle, Albayrak Medya olarak, TVNET olarak 5000 dakikanın üzerinde içerikle bir hafızanın, bir literatürün keşfedilmesi, kaydedilmesi, paylaşılması niyetiyle çıktığımız yolun hitama ermesiyle dönmüş olacağız. Sorum şu, 1416'ya gittik. Burada ilk tuğla, ona Müslüman tuğlası deniliyor Müslüman burada. Müslüman tuğlası. Ne kadar muhteşem bir ifade. O Müslüman tuğlası buraya bırakıldı. Besmeleyle, hamdeleyle, salveleyle bırakıldı. 1416-1419 inşa edildi. Ve Bursa'dan yola çıktı. Kadızade-i Rumi buraya geldi. Ve Dursun Çiçek, nasıl ki otelimiz çok yakın buraya, o keşif çok zamanımı aldı çünkü, çok önemliydi. Dursun Çiçek otele dahi uğramadan çantasını bıraktı, buraya geldi. Ve duydu ki Kadızade-i Rumi burada. 1419'dayız. Buraya gelirken Ulubey Medresesi'ne ne hissederdi? Zamanı geriye sardık. Ya da Kadızade'ye ilk soracağı soru ne olurdu Dursun Çiçek'in? Yani bizim geleneğimizde de vardır. Bu işler birazcık da mecnunluk ve meczupluk işidir. Gerçekten bizim bütün alimlerimiz tabii ki seyyahtır. Ben herhalde şunu derdim. Yani kendi meşrebimce bir sorudur bu. Deli misin derdim herhalde. Eyvallah. Ya deli misin derdim. Çünkü deli olunmadan o delirecek derecede kendini bilerek ve kendinden geçerek iman etmediğin sürece buralara gelemezsin ve buraları idrak edemezsin. Eyvallah. Ya o insanlar kendini bilerek, kendini bularak ve kendinden geçerek ancak buralara gelebilirlerdi. Kendilerini ancak böyle bulabilirlerdi ve gerçekten de yani o ilk gezdiğim anda Kadıyarani Rumi'yi düşünerek ve Ali Kuşçu'nun buradan götürdüklerini düşünerek, yani buradaki terkibi alıp İstanbul'a götüren insandır Ali Kuşçu. Ve bir anlamda aslında biz buraya gelirken de Ali Kuşçu'nun izini takip ederek geliyoruz. Bursa'dan buraya gelen Kadıyarani Rumi'yi takip ediyoruz ama Ulubey'i veya buradaki insanları eşelerken de aslında yine biz geriye gidiyoruz. Buradaki Gazali'yi görüyoruz, buradaki Fahrettin Razi'yi görüyoruz, buradaki İbn Arabi'yi görüyoruz. Yani Kadıyarani Rumi buraya gelirken sırf bir Kadıyarani Rumi olarak gelmiyor. Kadızade-i Rumi, evet. Kadızade-i Rumi. Eyvallah. Kadızade-i Rumi olarak gelmiyor. Ne olarak geliyor? İbn Arabi olarak geliyor. O buraya. Bütünlük fikrine geldik. Yine tabii bütünlük ki, fikrine yani geldik. Hocası yani. Molla Fenari'yi getiriyor. Efendim Gazali'yi getiriyor, Fahrettin Razi'yi getiriyor. Niye? Çünkü burada bir terkibin yapıldığını biliyor. Çünkü burası kim ne derse desin hem şehir fikri açısından hem de ilimler açısından bizim kulaklarını çınlatalım İhsan Hoca'nın, İhsan Fazlıoğlu'nun birinci havza, ikinci havza tanımlaması vardır. Birinci dönem veya birinci havzada ete kemiğe bürünen İlmin burada bir anlamda mevz olarak yeni bir terkip yapılarak dille matematiğin, dille astronominin, fıkıhla daha doğrusu nazariyle riyaziyenin amelde terkip olarak yeniden tüm dünyaya yayıldığı bir dönem. Yani o dönemde gelen bir insan. Evet, dolayısıyla İhsan Fazlıoğlu Hoca'nın Semerkant okulu metinlerini okumuşlardır. Zaten 30 gün boyunca eminim izleyicilerimiz yani, daha da okumuşlardır. Bunlar aslında tabii insanların geçmişi değil, tarihi varsa bunların bir anlamı olur. Evet. Geçmişi olan insanların bu söylenenleri çok da anlaması mümkün değil. Ama tarihe sahip olursanız ancak bunları anlayabilirsiniz. Çünkü tarihe sahip olmak da bugün idrakiyle ilgili bir şey. Bugünün farkında olan insan ancak kendi tarihini zaten yazabilir. Bu anlamda gerçekten de
Bizim arkadaşlarımız İhsan Fazlıoğlu ve benzeri dostlarımız, arkadaşlarımız bir anlamda bizim unutulan hafızamızı, unutulan geçmişimizi tarih yapma fikri dediğimiz bağlamımızı ete kemiğe büründüren insanlar. Ve dolayısıyla onların bu tanımlamaları bir kurgu değil, bir gerçekliğe tekabül ediyor. Bu önemli ya. Bir kurgu değil, bir gerçekliğe kesinlikle tekabül ediyor. Kesinlikle bir kurgu değil. Biz birçok şey böyle kurgu imiş gibi dinliyoruz, okuyoruz, izliyoruz gibi. Halbuki çünkü, inşa edici fikirler bunlar somut olarak. Çünkü oryantalistler kurgusal anlamda bize bir tarih oluşturdular. Hmm. Biz öncelikle oryantalistlerin bize oluşturduğu bu kurgusal tarihle kendi tarihimizi öğrendik. Hmm. Hatta inanın neredeyse biraz belki zorluyorum ama Kur'an-ı Kerim tarihi, hadis tarihiyle ilgili bile oryantalistlerin şablonlarına bağlı kaldık çoğu zaman. Hele hele genel anlamda İslam düşünce tarihine işte bizim yıllardır şu son 20-30 yıla kadar yuttuğumuz, bize yutturulan, hala da zaman zaman çoğu çevrelerde izi bulunan, işte Gazali'den sonra İslam düşüncesi bitti zokasını biz oryantalistler tarafından yuttuk veya bize yutturuldu. Yani oryantalistlerin tarih kurgusunda İslam'da bir 30 yıllık bir Abbasiler döneminde altın çağ ürettiler. Gazali'den sonra düşünce bitti diyerekten Selçuklu ve Osmanlı'yı hatta buraları dahi yok ettiler. Ortadan kaldırdılar ve İslam sanki sırf bir inançmış ve 30 yıllık bir süreçte yaşanmış. Ondan sonra Medine'lerde eteği kemiğe bürünmemiş bir medeniyet olarak, bir hayat nizamı ve düşünce olarak hiç insanlar tarafından bir yaşama biçimi olarak yaşanmamış gibi böyle bir tarih kurgulandı ve biz gerçekten de buna inandık. Ya Gazali gelmiş işte İbn Sina'ya şunu demiş, Farabi'ye bunu demiş ve ondan sonra düşünce bitmiş diye inanın biz de buna inandık ve bunun da tarihten kendimizce delillerini çıkararak aslında bunları yazmaya çalıştık. Oysa ki bu gerçek değildi, kurgu buydu. Şimdi bizim arkadaşlarımız, bu sadece İhsan Fazlıoğlu ve benzeri arkadaşlar değil, onun dışındaki akademik olmayan, buna Akif Emre de dahil, buna Teoman Dural da dahil, buna Fuat Sezgin de dahil ve buna İslam coğrafyası, Türkiye coğrafyasının dışındaki pek çok Müslüman insan da dahil dikkat çekmeye başladılar. Evet. Ya bir dakika, bir durun dediler. Burada bir şey var. O kurgusal olan bizim gerçekliğimiz değil, bizim gerçekliğimiz var dediler ve bizim gerçekliğimizi görmemizin vasıtası da bir dil sahibi olmaktı. Önce tabii ki hafızamız halledilince bir dil sahibi de olduk ve şu anda hafızayla birlikte bir dilimiz var ve biz bu dilimizle artık kendi tarihimizi, kendi gerçekliği içerisinde bir kazı yaparcasını yapıyoruz. Bunları yazıyoruz ve artık bu insanların ortaya koyduklarıyla buralara bakacağız. Yani evet, daha önce bir oryantalistin nazarıyla Ulubey Medresesi'ne bakmakla bir Müslümanın gerçekliğiyle Ulubey Medresesi'ne bakmak arasında, eyvallah, çok ciddi farklar yani var. Bartolt'un yazdığı Ulubey ve Zamanı eseriyle İhsan Fazlıoğlu Hoca'nın Kayıp Halkası arasında çok ciddi farklar var. Hatta temelde zıtlık hafıza, var diyelim. Hafıza yani. Tabii, ve tabii, dil farkı tabii, var. Tabii. Yani bize çip olarak takılan bir alet diyelim, o bir hafıza değil. O mekanik bir şey, evet, matematiksel bir şey. Bize taktılar ve biz bir robot gibi onu tekrar ettik. Ve kendimiz olmayan kendimizi, birilerinin tanımladığı kendimizi yaşamaya başladık. Oysa ki şimdi... Şimdi kendi dakika, hafızamızla konuşabileceğiz, tabii, düşünebileceğiz, kendi yazabiliyoruz. Kendi gerçekliğimizle. Hay hay. Yani yaşanan bir nostalji, romantizm olmadığı gibi bir hayalden de, bir ütopyadan da bahsetmiyoruz. Biz bir distopyadan da bahsetmiyoruz. İbn Sina'yı kendi eserleri üzerinden, Gazali'yi kendi eserleri üzerinden, Ulubey'i kendi eserleri üzerinden, Farabi'yi kendi eserleri üzerinden, İmam Gazali'yi, İbn Arabi'yi kendi eserleri üzerinden okuyoruz. Bakın yeniden yorum da yapmıyoruz aslında. Evet. Okuyoruz. Öncelikle onları kendi halleriyle, öz halleriyle tanıyoruz. Yani bir Gazali imgesi üretmiyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Oryantalistler bize İmam Gazali imgeler ürettiler. İmgeler ürettiler. Özellikle imgeler ürettiler. Yani bir Gazali gerçekliği vardı, bir de Gazali imgesi vardı. Bir İbn Sina gerçekliği vardı, bir de İbn Sina imgesi vardı. Sonra onlara karşı bizden de bazı arkadaşlarımız bir takım ters imgeler ürettiler. O da çok olumsuz bir şeydi. İkisi de yanlıştı. Çünkü imge mutlaklaştığı zaman sizi gerçekliğe ulaştırmaz. Oysa ki biz
onların eserlerinden yola çıkarak ki onların her bir eseri bir temsildir ve biz zaten isimler üzerinden değil mefhumlar üzerinden gideriz. Hay hay. Biz hay bu hay. Anlamda lafızcı değil mefhumcuyuzdur ve mefhumlar üzerinden gittiğimiz zaman gerçekliğe ulaşırız. Semerkant'ta gördüğümüz şey neyin mefhumudur? Yani bir gerçekliğin mefhumu, hatta bir gerçekliğin temsili. Bunu öncelikle altını çizelim ama tabii bu sadece Semerkant açısından değil. Buhara'da, Semerkant'ta, elbette. İsfahan'da, Kudüs'te, Kudüs belki biraz parantez alınabilir, o biraz istisna. Kendi şehirlerimizde, İstanbul'da, Bursa'da, Kayseri'de, Konya'da da bunu yaşıyoruz. Aslında iz ve göstergemiz gerçek, canlı. Fakat bu iz ve göstergelerimizin içinde yaşadığımız hayatta karşılıkları olmadığı için daha açıkçası hafıza ve dil problemini halletmemizle her şey hallolmuyor. Hafıza ve dil problemini halledince bunun bir hayat nizamına, bir yaşama biçimine dönüşüyor. Sete kemiğe bürünmesi tabii lazım. Ki. Hayatiyet bulması tabii. lazım. Çünkü bunlar bir hayatın sonuçları. Evet. Bunlar sadece bir hafıza ve dilin değil, bu hafıza ve dilin oluşturduğu bir hayatın sonuçları. Bizim ilimlerimiz de öyle. Dolayısıyla bizde ilim yapılmak için ilim yapılmaz. Veya şehir kurmak için şehir yapılmaz. Hepsi murad-ı ilahi çerçevesinde bir anlama, bir bağlama sahiptir. Ve dolayısıyla burayı biz mücerred anlamda bir mekandan soyutlamamız ve bizatihi hayatın içinde görebilmemiz için buranın mesela Ulubey Medresesi'nin bugün turistik malzemelerin satıldığı yerler veyahut da işte turistik bakış açısına göre fotoğrafların çekildiği yerler veya turistik bir nazarın hedefi olan yerler şeklinde değil de burasının hala bir medrese olarak devam etmesi evet. benim söylediğim o hayat nizamını ve yaşama biçimini ortaya çıkarması açısından bir gösterge olabilirdi. Hay hay. Medrese olarak devam mesela, edecek mi bilmiyorum ama medreseye benzer bazı güzel işler de yine inşallah yapacağız ortak olarak. Mesela evet. örneğini Buhara'da gördük. Buhara'da bir Arap medresesinde. Bir Arap medresesinde. O 114 dersliğin olduğu medresede. Yani oradaki işte tam onu anlatayım. İşte geziyorum. İşte evet. bir maketi gezer gibi değil. Tabii ne olursa olsun bir turistik bakış açısı bizi de çok etkilese de biz Müslüman insanlarız ve Müslüman insan Hakk'ın nazarıyla bakar ve Hakk'ın nazarıyla bakarken de külli anlamda gördüğü her şeyde tabii ki Cenab-ı Hakk'ın tecelli ve tezahürünü görür. Şimdi bu manada dolaşırken sonuçta ben fotoğraf makinemle omuzumda veya boynumda fotoğraf çekmek için gezmiyorum. Hı-hı. Öncelikle gerçekten görmek, onu müşahede etmek için. Temaşa etmek, seyreylemek. Ondaki o külli yani. Bağlamı görmek için. Birinci derecede görmezsen anlayamazsın zaten. Bu şekilde dalgın bir şekilde gezerken tabii Kalon minaresini evet. ve mescidini keşfettim ve baktım. Azıcık da olsa, dar bir alanda da olsa mescit devam ediyor. Hemen gittim orada. O beni işte dediğim bağlamdan kopardı. O turistik bakış açısından ve seni orada bir yabancıymışsın gibi, bir aidiyetin olmayan bir insanmışsın gibi. İçine aldı. Duygusundan kopardı yani. Ve beni içine aldı. Orada namazımı kıldım ve tam karşıdaki medreseyi de bir gezeyim de diye şey yaparken orada birisi hop dedi. Şimdi bu tür yerlerde böyle bilet veya işte para için durdurulmak değil de ilmi kaygıyla durdurulmak insanı müthiş etkiliyor. Eyvallah. Dedim bilet mi isteyecekler acaba diye. Hani bazı yerlere parayla giriyoruz ya. Öyle deyince içeride ders var dedi. Öyle afalladım. Öyle bir şaşırdım. Nasıl dedim. Burası medrese devam ediyor. Evet dedi burası dedi. Medrese ve içeride ders var. Şuradan bir bakabilirsiniz. Fotoğraf çekecekseniz de buradan çekebilirsiniz. Ondan sonra içeriye giremezsiniz. Evet. Şu anda ders anı dedi ve inanın o an dedim işte hayat bu ve bu mümkün. Yani bu mümkün. Şu anki içinde yaşadığımız yüzyılda bile buraları bir hayat nizamı ve yaşama biçimi çerçevesinde, yaşama idraki çerçevesinde hayata dahil etmek mümkün. Ve biz işte bunun izlerini ve göstergelerini azar azar da olsa buraları görerek, bunları külli bağlamına taşıyarak gerçekleştirebiliriz inşallah. İz ve gösterge inşallah diyelim. Şimdi muhtemelen o yayınımız esnasında yolda olabilirsiniz, uçakta olabilirsiniz. İzleyicilerimiz gördüler onu. Biz dedim ya 5000 dakikanın üzerinde içerikle izleyicilerimizle buluştuk. Daha bir kısmı tamamlanmadı bile çünkü. Bazı belgesel çalışmalarımız da oldu, oluyor, olacak. Bütün neredeyse burada bulunduğumuz bu 50 güne bedel diyebileceğim, her şeyin hülasası diyebileceğim bir kadraj arkadaşlarımız, ekibimiz yakaladılar. Çünkü biz çekimimizin bir kısmını
Kelan Minaresi'nden, Kalan Minaresi'nden yaptığımız için şehri görebiliyoruz. O muhteşem kadim kubbelerden bir tanesinin üzerine bir medrese talebesi, o girdiğiniz medresenin talebelerinden bir tanesi, gençlerden bir tanesi çıkmış, Kur'an ezberi yapıyordu. Bir 30-40 saniyelik bir görüntü. Yani o 30-40 saniye dedim ya, bizim 30 günümüze bedeldi neredeyse. İşte gerçeklik dediğimiz budur. Bu. Gerçeklik bu işte. Hakikat duygusu verebilen kare bu. Kesinlikle. Eyvallah. Ben olsaydım mesela onun fotoğrafını çekmezdim. Eyvallah. Çünkü onun fotoğraflamak tabii. Bunun onun fotoğrafını çekmezdim. Niye? Çünkü bakın biz her şeyi fotoğraflayarak görüntü haline getiriyoruz. Şimdi görüntü haline gelince ne oluyor? Görüntü artık haline başka gelince bir şey mi oluyor? Bir perde oluyor. Hah. Gerçeklikten. Bir fotoğraf sanatçısı bunu söylüyor. Görünen haline gelince olmaktan çıkıyor. Görünen olmaktan çıkıyor. Görüntü görünenin önüne bir perde oluyor. Hmm. Şimdi çok önemli bir nokta bu, evet. Bu anlattığın hadise. Evet. İsmail Halis, yani iyi görmüşsün, iyi fark etmişsin ve bunların fotoğrafını işte hani bizim derslerde öğrenciler sorar, hocam en güzel fotoğrafı hangi lens, hangi fotoğraf makinesi çeker? Biz de deriz fotoğrafı makina ve lens çekmez. Fotoğrafı insan çeker, makina veya lensle aktarırsın bunu. Sen orada o gördüğün şey bir gerçekliktir, bizatihi bir görünendir, bizatihi bir tecelli ve tezahürdür. Eğer sen onu cep telefonunu çıkarıp fotoğraflasaydın bir hatıra olurdu ve gerçeklikten kopardı. Evet. Sen onunla nostalji ve romantizm yapardın. Şimdi dolayısıyla oradaki o yaşanan hayat fotoğraflanmayacak kadar kıymetlidir. Çünkü bizim hayatımız bugün sürekli selfie çekerek, fotoğraf çekerek, fotoğraf yani ne yaparak aslında maske takarak. Selfie çekmek dediğimiz nedir? Sürekli maskemizi takınıyoruz. Kendimiz olmayan bir kendimizi oraya koyuyoruz ve ondan sonra göründüğümüz zannediyoruz. Hayır, kendimizi saklıyoruz. Kendimizi aslında. De perdeliyoruz. Kendimizi de perdeliyoruz. Orayı da perdeliyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla orada o senin yaşadığın şey gerçeklikle karşılaşmak ve müşahade dediğimiz hadisedir. Ve onun sendeki etkisiyle herhangi maket olan bir şeye, fotoğraf olan bir şeye, görüntü olan bir şeye baktığın arasındaki fark budur. Hayal. Görüntüye baktığın zaman sana insani bir fikir vermez. Ama görünene baktığın zaman onda kendini görürsün, onda geçmişi görürsün, onda İmam Gazali'yi görürsün, onda İbn Sina'ydı o çocuk. Yani İbn Sina da belki öyle bir kubbenin başında, sen orayı bir başkası gezerken orada hafızlık yapıyor. İmam Gazali belki bir başka şey yapıyordu. Yani dolayısıyla bizim gerçeklik dediğimiz şey bu. Az önce dedim ya, isimlerden bağımsızdır. Bizde mefhum önemlidir. Yani isim değişir fakat gerçeklik bu manada hiçbir zaman değişmez. Çünkü o bütünlüğün sürekliliği o insanların o tavırlarıyla ve o mefhumları sürdürmesiyle devam eder. Hayır, çok kıymetli. Şimdi Dursun Çiçek açıkçası yeni medya, dijital medyacı olarak da yıllardan bu tarafa, bu alana dair birçok şey yapmaya gayret eden birisi olarak da çok anlamlı oldu. Bu yayında bunları burada konuşuyor olmak. Gıyasettin Cemşit el-Kaşi'nin bütün simetriyi kuran isim olarak, yani bütün simetriyi kuran isim olarak Cemşit el-Kaşi'nin eserlerinin vücut bulduğu bir mekanda bunları konuşuyor yani, olmak çok kıymetli. Tüylerim diken diken oldu şu anda. Gerçekten bakın işte o insanların yaptığıyla bir fotoğrafçının veya bir ressamın yaptığı arasında mukayese yapılamaz. Evet. O insanlar hayatı kuran insanlar. Bakın hayatı kuran insanlar. Hayatı kuran insanlar. Tamam mı? Cenab-ı Hak can verir, o insanlar sürekliliği sağlarlar. Hayat nizamı derken kastımız bu. Yani nasıl yaşanılacağını bize ilim vasıtasıyla, ilim aracılığıyla gösteren insanlar. Yani Kaşi'yi bilmeden Mimar Sinan'ı nasıl anlayacağız mesela bakın. Evet. Şimdi dolayısıyla Mimar Sinan'daki Kaşi'yi yakaladığınız zaman bu defa o Kaşi olmaktan çıkıyor, Mimar Sinan'a gidiyor. Siz orada ne Kaşi'yi görüntü haline getiriyorsunuz, ne Mimar Sinan'ı mutlaklaştırıp görüntü haline getiriyorsunuz. Yani imgeleştirmeme dediğim bu. Biz imgeleştirmeyiz. Bizde temsili dil egemendir ve temsili de asla ve asla. Temsili bile biz mutlaklaştırmayız. Dolayısıyla şu anda Cemşit Kaşi'nin eserlerinin ortasında olmak, onun gözüyle, nazarıyla
reyiyle ve nazarıyla, müşahadesiyle ortaya koydukları şeyi herhangi bir kadraja sığdırabilmeniz mümkün mü? Sığdıramazsınız. Onu ancak siz de müşahede ederseniz görebilirsiniz. Dolayısıyla bizim fotoğrafta ısrarla son zamanlarda üzerinde durduğum çok şey var. Fotoğrafın ötesine geçmeden fotoğrafı anlayamazsınız. Daha açıkçası bizim benim kastettiğim anlamda... Bu literal bir şey mi? Ne demek ötesine geçmek? Şöyle diyelim, fotoğrafı görüntüden kurtarmak diyelim. Yani biz fotoğrafa baktığımız zaman sadece bugün modern anlamda, modern resimde de öyledir, sadece ressamın ve fotoğrafçının bize dayattığı görüntüyü görürüz. Ve dolayısıyla burada biter. Oysa bizim minyatür sanatımızda ve bizim geometri sanatımızda, bizim matematik sanatımızda, bakın fotoğraftan, resimden bahsediyoruz, nereye gittik? Ve bizim coğrafya ilmimizde görünen temellidir. Görüntü eksenli değildir. Görünen temellidir, görüntü eksenli değil. Değildir. Görüntüleştirmez onu. O bir gerçekliği sürdürür. Çünkü onun orada birinci derecede derdi, modern sanattaki tırnak içerisinde insanın yaratıcılığı anlamında bir dert ve kaygıyla ortaya çıkmaz. O orada salih amel çerçevesinde kulluk yapma bilinciyle görünenle uğraşır. Ve burada bir zıtlık vardır. Bir benzerlik yoktur. Yani bizim minyatürümüzle modern resim birbirine benzemez. Kısmen belki Picasso üzerinden, kübüsler üzerinden, rahmetli Turgut Cansever, Akif abi, Akif Emre üzerinde çok dururdu. Orada bir modern resmi sorgulama dediğimiz bir bağlam var. Orada bir ara dönem var. O yakın bize yaklaştırılabilir veya yakın görülebilir ama dediğim gibi biz görünenin derdindeyiz. Oysa modern sanatkar ise kendisini yaratıcı kabul ettiği için o görüntü derdindedir. Hmm. Şöyle bir örnekle belki daha ete kemiğe büründürebilirim. Bunu çok da söz ederiz. Picasso arkadaşı Stein'in bir resmini yapıyor. Ve resim bittikten sonra Stein bakıyor. Diyor ki ya bu bana hiç benzemiyor. Bundan sonra sen ona benzeyeceksin diyor. İşte bakın, modern ressamın resmiyle ortaya koyduğu görüntüyle görünen arasındaki fark budur. Zıtlık farkıdır. İkinci bir örnekte Paul Cézanne'dan örnek verebilirim. Meşhur empresyonist ressam. Büyük bir ressam tabii. Hatta o ekolün bence de en büyüklerinden birisi. Aziz Victoria Dağı diye bir dağ var. Evet. Yani benim Erciyes'e nazar ettiğim gibi o da sürekli Aziz Victoria Dağı'na bakıyor ve defalarca onu yapıyor. Bazı rivayetlere göre 17, bazı rivayetlere göre 30'un üzerinde onun resmini yapıyor. Ama ben şöyle bir his yakaladım orada. Bu sürekli yapma aslında sürekli tecelli ve tezahürü, her an tecelli ve tezahürün bir veçesini yakalama anlamında değil. Bazı arkadaşlarda böyle yorumlar gördüm, o biraz bana kekremsi geldi. Aha. Asıl oradaki temel şey şu, demek istiyor ki, bunlar benim cümlelerim. Ey Aziz Victoria Dağı, sen ki sadece bir taş ve fosilden ibaretsin. Bir kaya parçasısın. Ya sen bir sanat eseri değilsin. Oysa benim tuvalimdeki Aziz Victoria Dağı bir sanat eseri. İşte modern sanat budur. Hay hay. Modern sanat, sanatçıya, insana, yani tırnak içerisinde Kant'la birlikte deha dediğimiz yaratıcı insana atfeder yaratmayı. Ve eseri de, güzeli de, yüceyi de bu yaratıcı olan sanatkara hamleder. Oysa bizde, evet, tam zıttıdır bunun. Bizde yaratan Allah'tır. Bizde hangi sanatla uğraşırsa uğraşsın, hangi ilimle uğraşırsa uğraşsın, insan ömrüyle imar yapar. Ömrü boyunca salih amel çerçevesinde. Bu imar dediğim sadece mimari eser anlamında değil. İlim anlamında. Her yönüyle. Ve kesinlikle yaptığı şeyin geçici olduğunu, mutlak olmadığını bilir. Yalan olduğunu değil ama. Yalan geçici. Değil. Geçici. Geçici, evet. Çünkü dünya bir gerçekliktir ve dünyanın gerçekliğinin kaynağı nedir? Cennettir. Evet. Dünyada bir geçici alan aslında yani. İmam Gazali'nin deyişiyle dünya cenneti hatırlatmak üzere yaratılabilecek en güzel şekilde yaratılmıştır. Eyvallah. Ve dolayısıyla biz, ki rahmetli Turgut Cansever bunun üzerine çok rahmet dururdu. Olsun. Biz bu dünyadaki ömrümüzde imarımızı yaparken, yani yaşarken hüsnü muhafaza ilkesine göre hareket ederiz. Bu tabiri çok kullanırdı. Hüsnü muhafaza. Hay hay. Güzeli muhafaza. Çünkü niye? İnsan
zaten güzeldir. Dünya güzeldir ama biz cennette Hazreti Adem ve Havva bağlamında bir hadise yaşadık. Ve bu hadise bize kulluğumuzu hatırlattı ve bu çerçevede biz Cenab-ı Hak'la bir ahdimiz var. Ona dedik ki işte sen bize bir mühlet ver. Cenab-ı Hak bizi bağışladı ama yeniden o cennete gitmek için bize bir mühlet ver dedik. Cenab-ı Hak bizim duamızı, Hazreti Adem'in duasını kabul etti. O da dünya oldu. O da dünya oldu. Evet. Ama bu dünyada bir mümin nasıl yaşayacak? Salih amelle her an cenneti düşünerek yaşayacak. Her an cenneti her düşünerek an cenneti yaşamak düşünerek diyoruz. Yaşamak. Üç nokta bırakıyoruz. Her an cenneti düşünerek yaşamak. Son cümlemiz de şu olsun. Az evvel şimdi dediniz ya. Bazı anlar vardır. Orada fotoğraf çekmek düşünülmez. Kesinlikle. O anlardan bir tanesini paylaşarak kapatayım ben de bu bahsi. Tilla Kari Medresesi, Ulu Bey Medresesi ve Şirdar Medresesi. Malumunuz 30 gündür izleyicilerimiz bu mekanları bütün detaylarıyla tanıdılar. Tilla Kari Medresesi burada 1868'li yıllara kadar, 60'lı yıllara kadar yani Sovyet işgaline kadar mescit ve cami olarak kullanılabilen tek mekan. O da geçici kısa dönemler. O günden bugüne mescitte değil, camide değil, ezan sesi de yok. Ve hamdolsun dediğim üzere burada bir evvelki devlet başkanının cenaze namazı hariç hiçbir zaman bir ezan, Kur'an okunmamış idi biz gelene kadar. Hamdolsun burada ilk gün ezan okundu. Hafız Osman Şahin hocamız imam idi. Tuğrul İnançer hocamız müezzin idi. Ben Deniz'de cemaattim. Eyvallah. Ve 20 rekat tamamıyla 20 rekat teravih namazımızı burada eda ettik. Ve ben bir an dahi fotoğraf çekmeyi düşünmedim. Kesinlikle. Çünkü başka bir şeydi. Çok başka bir şey. Onu fotoğraflamayı düşündüğün zaman o evet. An sana ait değildir evet. Zaten. Evet. Bu da izleyicilerimize, kıymetli izleyicilerimize böyle özellikle sunmak istedim. Şu sebeple bakarsınız 2023 yılında Semerkant Tilla Kari Medresesi'nde en derun usulü teravih bir yerde karşınıza çıkar. Bunu da buraya bırakmış olalım. Eyvallah. Bir ara sonrasında buradayız efendim. Tekrar sizleri bekliyoruz. Şeklinde yapılmış. Evet. Dünyanın dört tarafına karada yapılmış kapıları var. Yani giriş kapıları, şehir içine giriş kapıları. Bu yani kuzey kapısı, güney kapısı, doğu kapısı. Hive altın çağını Memuniler döneminde, Samaniler döneminde, Harizmşahlar döneminde, Timuriler döneminde yaşıyor diyebiliriz. Bilimsel manada Gürgenç merkezli olarak bütün bir Harezm ilmin merkezi haline geliyor. Öyle ki Harezm'e yolculuk yapan seyyahlar buradaki herhangi bir ne diyelim kıraathanede oturan sıradan insanın bile ağır kelam meselelerini, felsefe meselelerini tartıştığını söylüyor. Bu tartışmalar esnasında Harezm'e nüfuz eden bir de tutum var. Daha akli bir tutum, Hanefiliği merkeze alan bir tutum. Mutezile de Harezm bölgesinde belki bu nedenle uzunca bir süre Bilad-ı Şam'da İslam Darül İslam'ın klasik bölgelerinde artık kaybolduktan sonra varlığını sürdürmeye devam ediyor. 13. yüzyılı aşacak bir dönem boyunca. 17. yüzyıl sonrasında Hive'de bu kadar medreseye rağmen daha önceki parlak asırlarına şahitlik etmiyoruz aslında. Bilimsel faaliyetlerin. Ama burada şahitlik ettiğimiz başka bir şey var. Süre giden
nizam sahibi bir toplumsal yaşam. Hive'nin sokaklarında Gürgen çertesinde biz şuna şahitlik ediyoruz. Fıkhın, tasavvufun ve ikisinin birleştirilmesiyle içselleştirilmiş ilahi buyruğun inşa ettiği mükemmel bir ruh, onun somutlaşmış toprağa, taşa ve nihayet insana dönüşmüş yapısını müşahede ediyoruz. Hive ile alakalı şöyle rivayetlerden bahseder seyyahlar. Hive Hanı'nı ziyaret eden seyyahlardan biri oldukça garip, hiç anlamadığı bir hadiseyle karşılaştığından söz eder. Gün aşırı buraya, Han'ın huzuruna sıradan insanlar gelip ağlayarak, yalvararak, kendi suçlarını itiraf ederek cezası neyse bunu kendisine vermelerini talep ediyorlardı der. Söz gelimi birisi gelip hırsızlık yaptığını itiraf ederek pişmanlığını ifade ediyor. Bir diğeri falan suçu işlediğini itiraf ederek pişmanlığını serdediyor. Bunu ben anlayamadım. Bizde birisi bir hata etse, bir suç işlese bunu saklar, kimse görmese de sevinir, kendi işine bakar. Niçin bu insanlar gün sonunda suçlarından pişmanlık duyup utanç içerisinde kendileri, kimse onları görmemesine rağmen ceza talep edip bu suçun ağırlığından kurtulmak istiyorlar diye sorar. Aslında bu hukukun, yasanın ahlaki olarak içselleştirildiği bir boyuta tekabül ediyor Avrupalı seyyahın anlayamayacağı bir biçimde. İşte burada fıkhın tasavvufla birleşerek, aslında fıkhı zahirin fıkhı batınla birleşerek bir şehri nasıl inşa ettiğine şahitlik ediyoruz. Kapısı açıktır gönlü açık olanın. Hatırladıkların seninledir. Yürüdükçe yakınlaşır uzaklar. Bekledikçe büyüyen umutlarımız var. Ramazan'ı yaşat, insanı yaşat. Ucuzun da ucuzu fiyatları. İşte A101 haftanın yıldızları. Jacobs Kronat 100 gram gold kahve 19 lira 95 kuruş. Ülker 65 gram Antep fıstıklı çikolataysa 6 lira 95 kuruş. Sizce bir 40'tan büyük olabilir mi? Bu bir 40'tan daha büyük. Bu bir Gazze'de tebessüm, Yemen'de mutluluk demek. Afganistan'da umut, Suriye'de ümmet demek. Bu bir 40'ın bereketi demek. Zekat ve fitre bağışlarınız için iddef.org. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin,
ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du. En güzel anları paylaşmaya, birlikte keşfetmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki keşfedecek daha çok şey var. Casper. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'ti. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor. Tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Evet, yapıştıralım ya gibi kaysın. Bıktım bu kiracılıktan. Canımı tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler boşuna hayal kurmayın. O iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek TOKİ, kira öder gibi satın alabileceğin 1 milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma hepsi o mahallelerde devam edecek. Tıpkı bu çınar ağacının gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son 2 yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz değerlerimiz. En güzel anları paylaşmaya, birlikte keşfetmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki keşfedecek daha çok şey var. Casper. Ramazan nasıl geçiyor Hasan Efendi? İyi olmasına iyi de nerede o eski Ramazanlar Mahir abi? Eski Ramazanlar işte burada Hasan amca. Fitre ve zekat bağışlarınızla ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında Ramazan sevincini yaşatmaya devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı. Bu ay ailecek spora başlamanın tam zamanı. Hem de çok uygun fiyata. La Liga'dan Asya liglerine, Formula 1'den dünyanın en iyi futbol ve basketbol liglerine kadar heyecan dolu tüm karşılaşmalar burada. Üstelik binlerce yerli ve yabancı içeriği, çocuklar için birbirinden eğlenceli çizgi filmleriyle D-Smart Aile Spor Paketi yalnızca 39 TL. Üstelik 2 ay boyunca mega paket hediye. D-Smart'ın bayram özel fırsatlarını kaçırmayın. D-Smart her televizyona şart. Semerkant stüdyosundayız. TV.net ekranlarındasınız. Ramazan-ı Şerif'in son günündeyiz cümlesini kurvarken hakikaten insan biraz zorlanıyor. Gerçekten zorlanıyor. Her güzel şeyin sonu var. Gerçekten her güzel şeyin sonu var. Ve o her güzel şeyi biz dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'dan yola çıkarak Sezai Karakoç rahmetlinin ifadesiyle başkentler başkenti İstanbul'da olduğumuz için dünyanın başka güzel şehirlerini de o güzel şehirle buluşturma ufkunu veren bize İstanbul ufku çünkü. Eyvallah. O sebeple Kudüs'teydik, o sebeple Endülüs'teydik ve o sebeple Taşkent'teydik, Semerkant'taydık, Buhara-i Şerif'teydik, Türkistan'daydık ve bugün
o yayın serimizin, o yayın kuşağımızın, projemizin son günündeyiz cümlesini kurduk. Allah affetsin. Şimdi şöyle, piyalemiz de olsaydı ne güzel olurdu değil mi şimdi? Eyvallah. Piyale efendim burada malumunuz o yeşil çayı yudumladığımız. Ekibimizle beraber biz biraz kara çaycıyız. Bazen de yeşil çaycıyız efendime söyleyeyim. İftar vakti yaklaşıyor Dursun Hocam. Şimdi biz sizle sohbet ederken yayın arasında da reklam arasında da yayın öncesinde de ben biraz dedenizi dinledim sizden. Eyvallah. Özellikle ismini sordum. Şakir dediniz. Şakir amca rahmetli. Ya 12 yaşında hem İmam Maturidi'den hem de İmam-ı Azam'dan. 5 isim anlattı bana. Ebu Hanife, evet. İmam Maturidi, Yunus Emre, Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş-ı Veli. Bunları bana dedem anlattı. Hikmet Dağı derlerdi. 5 şehir, 5 büyük şehir. Yani 5 şehir deyin, 5 ulu deyin ne derseniz. Evet. Ama orada beni en çok çarpan şeydi. Oğlum bunlar bizim hikmet dağlarımız derdi. Hikmet dağlarımız. Evet. Yani ben de bunları acizane dedemin 5 anlattığı 5 ismi notlarımdan yazıya aktardım. Ondan sonraki diğer isimleri de işte buraya İbn Sina'yı katarak, buraya Yusuf Has Hacib'i katarak, buraya işte Ali Kuşçu'yu katarak, buraya Abdülkadir Meragî'yi katarak, buraya Mimar Sinan'ı, Evliya Çelebi'yi, İbn Battuta'yı katarak Hikmet Dağı diye bir seri başlattım. Ama dedemin anlatımıyla yazıyorum bunları. Hmm. Çünkü bana büyük bir ferahlık veriyor. Bana büyük bir sekinet veriyor. O anlamda dedemden bir miras. Onu da inşallah Hikmet Dağı diye bir kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Tabii, inşallah. İnşallah. Bakalım orada bu Semerkant'ın nefhası nasıl yer alacak? Nasıl merakla i̇nşallah. Bekliyorum. İnşallah. Şimdi siz Meragî deyince Yalçın Çetinkaya üstadım bana bir mesaj göndermiş idi. Onu hatırlattınız bana. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mesajın ilgili bir kısmını paylaşmak isterim. Bulunduğunuz coğrafya aynı zamanda İslam musikisinin önemli şahsiyetlerinin yetiştiği bir coğrafya diyor. Bakınız sadece dünya ilim geleneğinin birikiminin değil, İslam musikisinin musikiyi nedense ihmal ediliyor demiş. Maalesef okuyorum Yalçın Hocam. Farabi, İbn Sina, Urmevi, Meragî. Ben de şimdi tam onlardan bahsedecektim. İşte Meragî deyince bu şahsiyetlerin, bu coğrafyanın müzik düşünmüş ve yazmış şahsiyetleridir. Özellikle Herat okulunda yetişen Meragî başta olmak üzere Molla Camii gibi çok önemli insanlar var. Bu insanlar musiki nazariyatı Osmanlı musikisinin de nazariyatını oluşturuyor. Demiş, eksik olmasın. Sağ olsun. Ben de buradan selam ederek bu kıymetli mesajı, bu kişisel mesajı. Bu çünkü kişisel mesaj değil. Burada şöyle bir cümle kurdum geçen. Hangi hazretin huzurundaydı hatırlamıyorum. Burada kurduğunuz cümleler kişisel olamaz. Olamaz. Yani kesinlikle. Kendinizle ilgili, kendiniz işte bir aforizma, öyle bir cümle kuramazsınız burada. Yani Allah çarpar derler ya yani. Gerçekten çarpar. Yani sözü şaka yolu söylüyorum. Sözü görüntüde. Sorry. Slowly. Evet, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Telefonla konuşan adam. Bunun emojisini yapalım arkadaşlar. Ve hala farkında değil canlı yayında olduğunun arkadaşımız. Bizim böyle çok ilginç anılarımız var. Kudüs yayınımızda da öyle ilginç anılarımız vardı ki. Bir tanesini anlatayım. Kameramanımız canlı yayında ama Kur'an-ı Kerim okuyor. Açmış hatim okuyor. Ya kardeş oku ne güzel ama yayındayız. Ama gibi böyle güzel anılarımız var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar kötü değil. Güzel anılar i̇şte diyorum işte. Ya bakın mesela biz şu anda bir çekim yaparken ne yapıyoruz? Elimizden geldiğince işte o görüntünün temel ilkelerine uymaya çalışıyoruz. Aslında bunlar olayın sırf bir görüntü olmanın ötesinde, görüntünün ötesinde aşarak o gerçekliğe dokunmamızı da sağlıyor. Eyvallah. Kemal Sayar'ın programında mıydı? Bir çocuk koşarak gelmişti. Evet, ben buraya geldi oturdu, kucağıma oturdu. Izliyorum. Hatta ben olsam alır böyle kucağımda güzellik programı onunla da yapabilirdim yani. Kesinlikle bunlar kötü şeyler. Eyvallah. Değil. Bunlar hayata dahil şeyler, hayata dair şeyler. Hayatın çok da matematiksel olması gerekmiyor. Hayatın çok da geometrik olması gerekmiyor. Yani
Oradan Yalçın Çetinkaya'nın da kulaklarını çınlatarak tam Abdülkadir Meragi dediğim zaman benim de hep aklıma eyvallah o gelir. Ve de Kayseri'de Mustafa Bozyer tabii. Allah gani gani rahmet amin eylesin. Çok erken dönemde benim Abdülkadir Meragi ile tanışmama sebep oldu. Yine Kayseri'de bir dost. Allah rahmet eylesin. Şimdi bizim musikimiz de bu coğrafyada yine. İşte musikinin de görüntüleştiği bir çağda o musikiyi anlayabilmemiz için yine görüntünün ötesini aşmamız gerekiyor. Evet. Abdülkadir Meragi sadece işin pratik tarafında değil, aynı zamanda nazari tarafında. Seyit Şerif Cürcani'nin arkadaşı. Seyit Şerif Cürcani ile olan muhabbetleri çok çok kıymetli. Safiyettin Nurmevi'nin Kitab-ül Edvar'ını şerh ediyor. Şimdi bir musiki şinastan bahsediyoruz. Bakın bugün musiki dendiği zaman bizde bildiğimiz klasik, işte son yüzyılda da posasının posası diyebileceğimiz bir behimi bir zevk veya eğlence kültürüne indirgenmiş bir sesler topluluğundan söz ediliyor. Bizim musiki dediğimiz bu değil. Kitab-ül Envar da bildiğim kadarıyla zor bir eser. Çok zor ve önemli bir metin. Çok evet, zor. Onu şerh edecek tabii, kadar. Yani onu şerh ediyor ve şerhini yaparken de bir anlamda Fahrettin Razi'nin nazari ile riyaziyi birleştirme muradını, işte Seyit Şerif Cürcani'nin aslında ilimlerde başardığını o da musikide başarıyor. Musikide de nazariye ile bir anlamda pratik dediğimiz şeyi öylesine birleştiriyor ki ortaya çıkardığı eserleri dinlediğiniz zaman başka bir şey dinlediğinizi fark ediyorsunuz. Bir Nihavendi Kebir Kârı'nı veya bir Rast Kârı Muhteşemini dinlediğiniz zaman dinlediğiniz şeyi bugünkü müzik telakkisiyle anlayabilmeniz mümkün değil. İşte 14. 15. yüzyılın matematiğini, geometrisini, mimarisini, 11. 12. yüzyılın hikmetini, irfanını anladığınız takdirde ancak o musikiyi anlayabilirsiniz. Nitekim şerhinin bir bölümünde şunu der. Musikiyle kimler uğraşmalı? Musikiyle haram ve helal kaygısı olan insanlar uğraşabilir. Ancak onlar bunu anlayabilirler ve onlar bunu yapabilirler der. Kul hakkından bahseder musikiyle ilgili evet kitabında. Hayatın nasıl nizam ve düzen içinde olacağını, hayatın kul hakkına riayet ederek salih amel çerçevesinde nasıl musikiyle mükemmel hale getirileceğini, ahenkli ve huzurlu hale getirileceğini de anlatır aynı kitabında. Yani musiki bizde sırf sureta bir eğlence vasıtası değil, bir gönül iklimi ve bir gönül alemiyle de ilgili. Asıl orayla ilgili hatta. Bu anlamda musikiyi eski alimlerin kimisinin matematiğe, kimisinin hikmete dahil etmesi de yabana atılmamalı. Bu manada Farabi'nin, İbn Sina'nın, İbn Rüşd'in, Kutbuddin Şirazi'nin ve Razi'nin, bunların hatta Tusi'nin, bunların hepsinin aynı zamanda musiki ilmiyle uğraşması çok kıymetlidir. Yine tabii o bunlara, ben bütünlük fikrine geliyorum. Yani eyvallah, o iç alanları yani farklı alanlarmış gibi duruyor fakat büyük bir bütünün, büyük bir hafızanın. Külli olarak evet baktığınız zaman hepsini görürsünüz. Hay hay. İşte bizim özellikle aydınlanma sonrası o analitik bakışımız ki onu da yabana atmayalım. O da çok kıymetlidir. Elbette. Tamam mı? Ha bizde şu, aydınlanma bizde külli nazarı tamamen bertaraf etti. Analitik bakışı küllileştirdi ve analitik bakış çerçevesinde bir yeni bir külli bakış kurdu. Olayı tersine çevirdi. Bu çok tehlikeli. Oysa ki bizde öncelikle o külli nazar olur. O külli nazarı kaybetmeden kendi içinde istediğin kadar analitik olabilirsin ve istediğin kadar da o analitik bağlamı sürdürebilirsin. İşte biz maalesef bunu kaybettiğimiz için o ikisini yekpareleştirme ve ikisini birlikte kullanabilme gücünü kaybettiğimiz için baktığımız şeyi anlayamıyoruz. Ya bugün mesela 18-20 yaşına kadar insanlar Neşet Ertaş'ın bir Gönül Dağı'nı dinlediği zaman veya efendime söyleyeyim bir Kaltı Göçe'yle de Avşar Elleri Bozlağı'nı Muharrem Ertaş'ın dinlediği zaman niye ilgisini çekmiyor? Çünkü mefhumuna vakıf değil. Mefhumuna vakıf olsa o türküden, o gönül dağından gelir ve Hikmet Dağı'na ulaşır. Yani, Hikmet Dağı'na ulaşır. Kesinlikle. Yani o gönül dağından, Neşet Ertaş'ın gönül dağından Abdülkadir Meragi'nin Hikmet Dağı'na gelir ve gerçekten o aradaki herkesi de anlar ve idrak eder. Orada Itri'yi de yakalar, orada Dede Efendi'yi de yakalar,
Orada hatta bizim musikimizi yakalayan Ermeni kökenli veya Rum kökenli ama Türk musikisini yapan insanları da buraya dahil eder. O zaman biz dağsız mı kaldık? Ya bizim evet bugün en büyük problemimiz veya dağlanmayı unuttuk. Yani rahmetli Akif abiyle Erciyes'i gezerken bazen böyle mırıldanırdık. Belki onun bana verdiği ilhamlı oldu. Dağlarda dağlanmadan dağlaşamaz insan diye bir cümle kurmuştum orada rahmetli Akif abiye. Akif abi de onu derdi. Biz dağ gibi adamlarımızı kaybettiğimiz için bugün bu dağlar bile bize yavan geliyor. Onun için de kendimizi buralara vuruyoruz. Buralara vuruyoruz. Aslında o insanların izlerini, göstergelerini ve kokularını arıyoruz bir anlamda derdi. Gerçekten öyle. Biz o dağı kaybetmek demek burada aslında sadece bir suret biçimindeki fiziki bir şeyden kastetmiyoruz. Yani ben İbn-i Sina'yı Hikmet Dağı'nın bir bağlamına, bir tepesine oturturken, Abdülkadir Meragi'yi Hikmet Dağı'nın bir tepesine veya Uluğbey'i Semerkant tepesine oturturken tesadüfi bir şey yapmıyoruz. Burada aslında Nur Dağı'nın, Tur Dağı'nın ve Sevr Dağı'nın tecelli ve tezahürü var. Hay hay. Sonuçta biz bu dünyaya geldiğimizde Arafat'ta buluştuk. Evet. Bir başka rivayette işte Hazreti Nuh Aleyhisselam'la ilgili hem bizim geleneğimizde hem de bizim dışımızdaki geleneklerde ortak paydadır bunlar. İşte isim farklılığı olabilir belki. Onlar Ararat der, biz Cudi Dağı'ndan söz ederiz. Fark etmez. Ararat'a da bazıları Cudi der veya Cudi'ye de Ararat der. Bakın insanlık hep bir dağda kuruluyor. Yani benim dağlarım, bizim dağlarımız. O hep Hikmet Dağı'nın cüzleri. Kesinlikle. Yani Arafat Dağı'nda başlayan hikaye devam ediyor. Ve dolayısıyla bizim oradaki Arafat Dağı'nda başlayan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın vakfesiyle başlayan o duruşumuz devam ediyor. Dolayısıyla dünya durma yeri. Dünyada durduğunuz sürece kulluğunuzu yaparsınız ve duruşunuzu kaybetmemeniz gerekiyor bu dünyada. Duruşunuzu kaybettiğiniz zaman kulluğunuzu yitirirsiniz veya kulluk bilincinizi yitirirsiniz. İşte o zaman şeytanın ivasına kapılırsınız. Dolayısıyla biz dağdan bahsederken kuru bir yine modern sanatkar ve modern dağcının dağı fethetme duygusu, dağı efendime söyleyeyim dağa hükmetme duygusuyla gitmiyoruz. Dağlara giderken biz bir teslimiyetle gideriz. Bir dağa çıkarken oradaki kulluğumuzu ve acziyetimizi idrak etmek için gideriz. O dağın Arafat Dağı'nı temsil ettiği bilinciyle ve o dağın bir kapı olduğu bilinciyle hareket ederiz. O dağın bir kapı olduğu bilinciyle. Sonuçta dağlar bizim için bir kapıdır. Yani Nur Dağı'na çıktınız mı bilmiyorum. Nur Dağı'ndan Mekke'yi seyrederken, Kabe'yi seyrederken her şeyi o kadar iyi görüyor ve anlıyorsunuz ki. Siyeri işte bakın diyorum ya. Orayı hakkıyla görmeden, o mekanı hakkıyla izah etmeden bir siyer okuduğunuz zaman eksik kalıyor. Ama orayı gördüğünüz zaman okuduğunuz literal metinlerin hepsi gerçekliğini idrak ediyorsunuz ve görüyorsunuz. İşte dolayısıyla izleyicilerimiz şu an gerçekliği idrak ettiler. Eyvallah. Dolayısıyla diye başlayan cümlenin nereye varacağını da tahmin ettiler. Eyvallah. Çünkü diyorlar ki şu an izleyicilerimiz, daha dün bu program bir başka mekanda yapıldı diyor izleyicilerimiz şu anda. Hangi mekanda yapıldı? İmam Buhari Külliyesi'nde yapıldı. Ve orada ne konuşuldu? Hadis veri tabanı konuşuldu. Orada ne konuşuldu? Siyer-i Nebi konuşuldu diyor izleyicilerimiz. Rühle konuşuldu. Evet. Yolculuk, hadis yolculukları konuşuldu. Evet. Yani gerçekten ya bu iş müthiş bir sonsuzluğu içinde taşıyor. Yani ister dağ üzerinden gidin, ister yol üzerinden gidin. Yani bizim dağcılarımız, bizim sufilerimiz, bizim dağcılarımız derken aslında alimlerimizi kastettim. Erenlerimiz, ermişlerimiz, dervişlerimiz hepsi seyyahtır. Eyvallah. İşte bunun dayandığı yer neredir? Bizim yaslayacağımız yer neresidir? Tabii ki cennetten dünyaya olan yolculuğumuz ve yine dünyadan cennete olan yolculuğumuz ki bu bizim dinimizdir zaten. Ama asıl diğer seyyahlığı yaslayacağımız zemin de bizim rühle dediğimiz hadis yolculuklarıdır. Yolculuklarımızdır. Tabii, bitmeyen yolculuklarımızdır. Ve çok çok kıymetlidir. Peki madem yolculuklara geldi mesele, madem benim dağlarım, bizim dağlarımız dedik, Hikmet Dağı dedik.
O zaman Akif Emre'yi hatırladık. Eyvallah. Az evvel de ismi Eyvallah. Geçtiği üzere Akif ağabeyin. Şimdi şöyle diyeyim. Dursun Çiçek bir röportaj vermiş. Birçok yere verdi belki ama Mücerret sitesine bir röportaj vermiş sevgili Dursun Çiçek. Ve o röportajın son sorusunda demiş ki Dursun Çiçek, arzu edenler bakabilir. Arzu etmeyenler de mutlaka arzu etsinler. Röportajın tamamını okuduklarında bana ayrı teşekkür edecekler ama Dursun Bey'e daha çok teşekkür edecekler. Evet. Onun altını çizeyim. Son soruya cevaben demişsiniz ki Dursun Hocam, Akif abiyle biz bazı şehirlere gitmeyi hayal ediyorduk. Bunlardan biri Kudüs, birisi Endülüs, birisi Bosna ve son iki şehir var orada. Semerkant ve Buhara. Buhara diyorsunuz. Ve şimdi siz 2022 yılında Akif abinin vefatından kısa bir süre sonra Semerkant'tasınız, Buhara'dasınız. Bir mektup yazdınız ya da burada o bizi dinliyor zaten şu anda inşallah cennette. Yine yazıyordur eminim. Ne söylersiniz? Allah gani gani rahmet eylesin. Akif abiyle birlikte gezmeyi, birlikte dolanmayı, biz dolaşma derdik. Birlikte dolaşmayı çok seviyoruz. Eyvallah. Çok seviyordum. Bir gün oturduk böyle. Ya abi dedim, şimdi onu çok kızdırırdım. Benim gibi güzel fotoğraf çekemiyorsun abi falan diye. O da sen de benim gibi gezemiyorsun derdi. Gezmek istediğimi, çok gezmek istediğimi en iyi bilenlerdendi. Dedim ki abi bir gün dedim ne olur bir plan yapsak. Senin de ben hatta Mekke Medine'den başlayalım abi demiştim. Yok dedi. Oradan başlanmaz dedi. Kudüs'ten başlayacağız dedi. Oradan dedi Balkanlara gideceğiz. İşte Üsküp, Kosova, Prizren, Mostar, Saraybosna. Oradan Endülüs'e gideceğiz. Oradan İspahan'a, İspahan'dan yukarı Buhara, Semerkant'a geçeceğiz. Oradan Şam, Bağdat havzasını dolaşacağız. Oradan da hacca gideceğiz. Böyle bir plan yapmıştık. Eyvallah. Ve gerçekten de acayip onunla gezmeyi çok istiyordum. Çünkü Akif abi yazılarıyla aslında fotoğraf çeken insan. Tabii, yazılarıyla fotoğraf çeken insan. Yani onun için onun fotoğrafları benden daha gerçekçi. Benim fotoğraflarımdan daha gerçekçi. Evet, kesinlikle ben suret olarak daha gösterişli, daha görüntü yönü ağır olan fotoğraflar ortaya koyabilirim. Ama onun izlerde, göstergelerde ve çizgisiz defterde kalemiyle anlattığı mekanları fotoğrafla ifade edebilme mümkün değil. Zaten önemli olan bu. Akif Emre'nin özelliği şuydu, fotoğrafı bir ifade biçimi olarak kullanırdı. Önce kalemiyle, yani gönlüyle ve kalbiyle çektiği fotoğrafları kalemiyle yansıtır. Sonra da arkasından bunun fotoğrafını ortaya koyardı. O bütünlüğü, bizim o külli bakış dediğimiz bakışı aslında bu şekilde tamamlardı. Ondan dolayı da hep onu dedim, Akif abi bana Kudüs'ü gezdirirsin, bana Buhara'yı, Semerkant'ı, İsfahan'ı gezdirirsin, anlatırsın diye. Fakat nasip olmadı. Fakat o rahmetli olduktan sonra yine Kudüs'ü onunla gezdim. Yani yanlış anlaşılmasın, burada bir hal durumundan bahsetmiyoruz. Burada tabii ki bir... Bir gönül dağından bahsediyoruz. Bir gönül dağından bahsediyoruz. Evet. Bir gönül yolculuğundan bahsediyoruz. Hafıza ve hatırlama dedik ya, o hafıza ve hatırlama bağlamında gönülden gönüle giden o gizli yoldan geçerek aslında bir anlamda yapıyoruz bunu. Onun için Akif abinin yazılarını bir anlamda elime alarak Kudüs'ü adım adım dolaştım. Onun yazdığı yerleri elimden geldiğince dokunmaya çalıştım, bakmaya çalıştım. Kendimce onun gördüklerinden, gösterdiklerinden yola çıkarak göremedikleri ne var veya ben başka ne görebiliyorum onları temellendirmeye çalıştım. Arkasından şey de nasip oldu. Balkanlar'da nasip oldu. Prizren'de onun o kaleye yürüdüğü yoldan yürüdüm. Hasılı Cenab-ı Hak nasip etti. Buraya geldim. Burada Eyvallah. Da yani Buhara'yı gezerken de, Semerkant'ı gezerken de, gerçekten fotoğraflarımı çekerken de hep onu yad ediyorum. Bize mekan fikrini, zaman fikrini bu manada, bir mekanın nasıl okunacağını, bir zamanın nasıl okunacağını, bir mekana baktığınızda
görmenin aslında bir okuma biçimi olduğunu bize öğreten ender insanlardan. Ender insanlardan birisiydi. Gerçekten. Hakikaten. Onun için benim izleri, göstergeleri ve çizgisi defteri özellikle bilhassa gezmeyi seven insanlara, turistik bakış açısının ivasına kapılmak istemeyen, efendim kendi benini öne çıkarmak istemeyen, o bütünlükte Ulubey Medresesi'ne baktığında Ulubey Medresesi'ndeki külli bağlamı görüp kendisi orada nereye ait, kendi aidiyetini bulabilmek için gerçekten onun o mekanla ilgili yazılarını okumak gerekiyor. Ben hala okuyorum, tekrar tekrar öyle, okuyorum. Öyle, öyle. Teşekkür ediyoruz. Büyüyen Ay yayınlarına da ben bir Allah okuyucu olarak, bir yayıncı olarak, bir dijital yayıncı olarak tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Mustafa Bey inanılmaz iş yapıyor. Kesinlikle. Ve bir de Mustafa Bey'in, Mustafa Kirenci Bey'in yaptığı ama o kadar mütevazı ki kendisi, çok az kişinin bildiğini sanki hissettiğim, gördüğüm Sezai Karakoç kitabının, Alın Yazısı Saati kitabının o ilk 50 sayfası aşılamaz bir 50 sayfa. Aşılamaz bir 50 sayfa. Şimdi burada ender insanlar dedi ya Dursun Çiçek az evvel rahmetli Akif Emre için. Hakikaten ender bir metindir, ender bir kitaptır. Onu da burada Ramazan-ı Şerif'in son gününün bereketiyle ve hüznüyle paylaşmış olalım. Kameranızla buradasınız. Eyvallah. Dursun Hocam. Semerkant'a dair cümle kuran çok kişi olmuş. Bunlardan bir tanesi malum Babürname. Babürname'deki o bilge sultan, evet. Her yönüyle bilge sultan. Az evvel mekana dair, fikre dair, bütünlüğe dair elbette çok şey söylediniz. Ramazan-ı Şerif'in son yayınının sizinle olan son dakikasında son soruma son cevap olarak bu şehre, bu kadim şehre, Asya'nın kandilleri, Halime Toros selam olsun, Asya'nın kandillerine neler söylemek istersiniz? Valla öncelikle vesile olduğun için başta teşekkür etmedim. Estağfurullah. Çok çok teşekkür edeyim. Dediğim gibi insanın nazarını geliştiren mekanlar buralar. Evet. Görmemizin ne olduğunu bize öğreten mekanlar. Gözünüzün olması sizin görmenizi sağlamaz. Sadece bakarsınız. Ama görmeniz için başka bir şey gerekir. Bu mekanlar başkalarının göz nuru olduğu için, bu mekanlar bizden öncekilerin salih amellerinin ete kemiğe bürünmüş hali olduğu için, bu mekanlar bizden öncekilerin nazarlarının, reylerinin, seyirlerinin, müşahadelerinin tezahürü olduğu için biz bir anlamda onların bakışlarını öğrenmeye geliyoruz. Benim de Semerkant'ta ve Buhara'da gerçekten gördüğüm, görmeye çalıştığım aslında birinci derecede onlardı. Yani Ulubey nasıl nazar etmiş, Ali Kurç'u nasıl seyretmiş, Cemşit Kaşi'yi nasıl müşahede etmiş, bunların derdindeydim. Hay hay. Bunları kendimce yakalamaya çalıştım. Bunları fotoğraf makinamla ne kadar aktarırım ayrı mesele. Ama ben hiçbir zaman mücerret anlamda sırf fotoğraf çeken ve fotoğraf yayınlayan bir insan değilim. Hay hay. Dolayısıyla bu çektiğim fotoğraflar benim için az önce söylediğim, Akif abinin söylediği gibi fotoğraf bir ifade biçimi. Bu anlamda benim yazılarıma vesile olacak şeyler. Hay hay. Onlar bir yazıda asıl akacaklar, bir yazıda görünecekler ve o yazıyı gören insanlar, o yazıyı okuyan insanlar, onu tesadüfen söylemedim. Yazı sadece okunmaz, yazı aynı zamanda görülür. Tıpkı bir film sadece seyredilmez, film aynı zamanda okunur da olduğu gibi. Eyvallah. Bundan eyvallah. Dolayı da inşallah dediğim gibi buraları bendeki tezahürleriyle yazacağım. Bendeki i̇nşallah. Tezahürleriyle kağıtlara aktaracağım. Akacak ve orada, o akacak bakalım nereye akacak. Orada bir akış olacak. O akışın ne olacağını da yazdıktan sonra ortaya çıkacak. Eyvallah. Ama dille nasıl ifade edilir? Dille sadece şu ifade edilir. Sen bir şükrana vesile oldun. Gerçekten bir rahmete vesile oldun. Burada insanlar birbirlerine hep teşekkür ederken rahmet diyorlar. Evet, evet. Ki bu bize uzak değil. Değil. 40 yıl önce, 50 yıl önce dedemizle kendisine bir su verdiğimizde babana rahmet, anana rahmet, atana rahmet derler. İşte atamıza rahmet. Aynen. Eyvallah. Ki ben burada mekanı gezerken, şehri gezerken Turgut Cansever'i çok yad ettim. Akif Emre'yi çok yad ettim.
Mimar Sinan'ı çok yad ettim. Cemşit Kâşi'yi çok yad ettim. İbn Sina'nın metafiziğini daha farklı şekilde düşündüm. Gazali kelamını farklı şekilde düşündüm. Özellikle Ebu Hanife'nin fıkhını ve İmam Maturidi'nin nazarını daha farklı şekilde yaşadım. Eyvallah. Dediğim gibi eyvallah. İnşallah bunları yeniden burada gördüklerimle daha önceki okuduklarım arasında yeniden bir terkip. Herkes kendi bağlamında yaptığı sürece bu hayata daha sahici, daha gerçekçi bir şekilde yansıyacak. Bunu ne kadar gerçekleştirebilirsek inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu kıymetli katkılar için çok teşekkür ediyorum. Benim için zor bir bölüme geçiyorum şimdi. Gerçekten zor bir bölüm. Evet, Dursun Çiçek'i uğurluyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz sağ olsun, var olsun bu değerli katkılar için. Birazdan son dilim için Ramazan-ı Şerif'in Semerkant'ta Ramazan yayınının son dilimi için huzurlarınızda olacağız. Bekliyoruz sizleri de. Sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, dargınların barıştığı, kardeşliğin perçinlendiği, birlik ve beraberlik günü Ramazan Bayramı. Bayram namazı özel yayını yarın Ayasofya Camii'nden canlı yayınla TV.net'te. Yolda değil, her yolda. Bazı koşullarda değil, her koşulda. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Güvenilir bir yol arkadaşı arıyorsan burada. Petlas, Türkiye'nin lastiği, dünyanın tercihi. Petlas yaz lastikleri şimdi maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla. Bayramları hep çok severiz. Gelsin diye gün sayar, günler öncesinden hazırlanmaya başlarız. Ama aslında bayramları sadece bayramlara da sığdırmayız. Memleketin her köşesinde kıran kırana maçlar döner de arife gösterilir, bayram gösterilmez rakibe. Oğlum şu kapıya niye kimse bakmıyor? Bayram değil, seyran değilleriz bazen ama mutlu da oluruz güzel sürprizlerle. Oo, mantı mı var? Kimi zaman da bayram havası eser tek bir hareketle. Sokaklar bayram yerine döner son dakika gelen golle. Mideler bayram etmesin mi? Öyle ziyafet falan da istemez. Sevdiklerimizle paylaşalım yeter. Ha bir de bizim mahallenin manavı Bayram amca var. Olga, gel bakalım. Çocukluğumdan beri her geçişte mutlaka bir elma tutuşturur elime. Sağ ol abi, eyvallah. Yani aslında hayatta o kadar çok bayramımız var ki ne mutlu bize. Bundan sonra da her günümüz bayram, bayramımız kutlu olsun. Vakıfbank, daima seninle. Senin sahnen. Efendim merhaba. Burası bizim mahallemiz. Bugün mahallemize Seç Market açılıyor. Mahallenin tatlı telaşı da onlar. Önce İhsan Seç'i seçti, işleri büyüdü. Mahalleyi yepyeni bir mutluluk sardı. Mahallenizin marketi Seç, Türkiye'nin dört bir yanında büyümeye, çeşit çeşit markaları iyi fiyatlarla size getirmeye devam ediyor. Seç, mahallenizin marketi. En güzel anları paylaşmaya,
Birlikte keşfetmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki keşfedecek daha çok şey var. Casper. Mayıs 2022 sınıflandırma dönemi duyurusu. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 28 Şubat 2022 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihiyle celp tercihi işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü. En güzel anları paylaşmaya, birlikte keşfetmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki keşfedecek daha çok şey var. Casper. 30 Nisan 6 Mayıs tarihleri arasında A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Colgate 1+1 Superflex diş fırçası çeşitleri 14 lira 95 kuruş, Uni Baby ıslak havlu çeşitleri ise 18 lira 95 kuruş. Sizce bir 40'tan büyük olabilir mi? Bu bir 40'tan daha büyük. Bu bir Gazze'de tebessüm, Yemen'de mutluluk demek. Afganistan'da umut, Suriye'de ümmet demek. Bu bir 40'ın bereketi demek. Zekat ve fitre bağışlarınız için iddef.org. Şok hep ucuz, şok ucuz. Alışverişinize özel çeşit çeşit şok fırsatlarını kaçırmayın. Hem Şok'ta hem de cepte Şok'ta. Ucuz da ucuz, şok şok şok. Az evvel Dursun Çiçek'i uğurladık. Burası Maveraünnehir. Buranın rengi, buranın kokusu hızlı değişiyor. Ve 30 gün boyunca canlı yayında yağmayan yağmur, ezana dakikalar kala sesini duyduğunuz üzere, kendisini de gördüğünüz üzere başladı. 30 gün boyunca bizler buradaydık. Huzurlarınızda olduk. Birçok farklı misafirimizi burada ağırladık. Ve şimdi yayınımızı neticelendirmekteyken, misafirimizi ağırlamışken son misafirimiz Yağmur. Biz ilk yayınımıza Hamdi'mi sözüne sertaj ettim diyerek başlamıştık. Son sözümüzü meğer Yağmur'un söylemesi gerekiyormuş. Şükürler olsun ki 30 gün önce burada yayınımızı bizler Ezan-ı Muhammedi ile açmıştık. Kur'an-ı Kerim ile açmıştık. Zira bu bizim için çok kıymetliydi. 150 yıl önce, 151 yıl önce Tilla Kari Medresesi'nde son olarak namaz kılınmıştı. Fakat
O günden bugüne, o yıllardan bu yana burada hiçbir zaman Ezan-ı Muhammediye okunmadı. Kur'an-ı Kerim okunmadı. Sadece ve sadece bir evvelki devlet başkanının cenaze namazı burada kılınmıştı. Yıl 2022. Albayrak Medya TV.net olarak bizler Semerkant'ta, Buhara'da, Türkistan'da, Taşkent'te, Hive'de özel yayınlar gerçekleştirdik. Özel yapımlar gerçekleştirdik. Türkiye'den çok kıymetli misafirleri ağırladık burada. Özbekistan Milli Akademisi'nden, Özbekistan Dili ve Edebiyatı bölümünden, aynı şekilde Özbekistan Devlet Üniversitesi'nin farklı birimlerinde yer alan kıymetli hocalarımızı burada Taşkent'te misafir ettik, sizlerle buluşturduk. Ve dedik ya, bugün bizler için özel bir gün, bugün bizler için zor bir gün. Çünkü sizlere veda edeceğiz, Semerkant'a veda edeceğiz. Bu veda tabii ki son veda değil. Bizler hamdolsun ki bir ilki gerçekleştirdik. Bir ilki gerçekleştirmeyi Allah nasip etti. Son misafirimiz Yağmur oldu açıkçası. Yayınımızı kapatırken sizlerden birkaç dakika daha müsaade istiyorum. Artık son oruçlar tutuldu ve son iftar sofrasına her biriniz oturdunuz. Bizleri izliyorsunuz kıymetli izleyicilerimiz. Bu biraz belki kişisel bir teşekkür olabilir. Çünkü 2016 yılında Kudüs'te Ramazan yayınını tasarladığımda bu bir hayaldi açıkçası. Zor bir hayaldi. Bir yapımcı olarak, bir yayıncı olarak, bir televizyoncu olarak, bir televizyon yöneticisi olarak elbette birçok hayaliniz olabilir. Fakat bunların gerçekleşmesi öncelikle büyük bir destek ister, katkı ister. Her şeyin başında da güven ister. İçtenlikle ifade etmem gerekiyor ki 2016 yılında Kudüs'te Ramazan projesini her yönüyle projelendirdiğimde, tasarladığımda, ilk aşamasından son aşamasına kadar getirdiğimde Albayrak Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut Albayrak sadece ve sadece tek kelimeyle güvendiler. Neredeyse emin olun başka hiçbir şey sorulmadı şahsıma. Sadece güvendiler. Aynı şekilde 2019 yılında da yolumuzu Granada'ya, Kurtuba'ya, İşbiliye'ye düşürdüğümüzde aynı şekilde o güveni tekrar arkamızda hissettik ve yola çıktık. Sadece Türkiye yayıncılığında değil, dünya televizyon yayıncılığında bir ilki gerçekleştirmek nasip oldu 2019 Ramazanı boyunca. İstanbul'un ezanları Granada'nın ezanlarıyla buluştu. Ve 2022 yılında aynı şekilde projemin son halkası olan Semerkant'ı, Buhara'yı Allah nasip eder mi diye önce biz yola 2020'de çıkmıştık. Zira burada, bu stüdyoda bendeniz 2020 yılının 22 Şubat'ında aynı kayıtları, aynı yayınları gerçekleştirmiştik. Türkiye'ye döndük, çekimlerimizi yaptık, görüşmelerimizi yaptık, izinlerimizi aldık. Fakat nasip olmadı. 2021'in 11 Mart'ı malumunuz bizi bir kavramla tanıştırdı. Pandemi kavramıyla tanıştırdı. Ve o sebeple dünya eve kapandı. Dünya küçük bir ev oldu. Dünya büyük bir ev oldu. Ve herkes o 12 ayı neredeyse evinde geçirdi. TV.net'te o iftar programını evinde yaptı. Fakat işte yıl 2022 olduğunda bizler İstanbul'dan yola çıktık. Ekibimizle beraber yola çıktık ve bir zora talip olduk. Ekip arkadaşlarımızla beraber bir zora talip olduk. Dediğim üzere Albayrak Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Albayrak'ın şahsında tüm Albayrak ailesine, Albayrak Yönetim Kurulu'na, öncelikle kişisel olarak ekibim adına, ekibimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. O büyük güveni bizlere sundukları için. Teşekkür edeceğim çok kişi var. Öncelikle sevgili ekibime, ekibimize teşekkür ediyorum. Bana katlandıkları için. Çünkü biz sadece burada dediğim üzere yayıncılık yapmadık,
yapımcılık da yaptık. Şehir şehir gezdik. Belde belde, mekan mekan gezdik. Şu anda yağmur yağdı ama burası Ramazan boyunca ve Ramazan öncesinde emin olun çok sıcaktı. Sıcak altında, yağmur altında, çöl sıcağı içerisinde bizler seyahatlerimize devam ettik. O izlediğiniz muhteşem videoları sizlerle buluşturma gayretinde olduk. Bir teşekkürü de Özbekistan'ın bütün ilgili makamlarına etmek istiyorum. Başta Devlet Bakanlığı olmak üzere, Devlet Başkanlığı olmak üzere tüm Başbakan Yardımcılarımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Turizm ve Kültürel Miraslar Bakanlığımıza, tüm ilgili isimlere gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de yine aynı şekilde Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığı bünyesinde bulunan, haftalar boyunca bize eşlik eden sevgili Enver Yusufov kardeşime ayrıca hususen teşekkür ediyorum. Açıkçası kendisini çok yorduk. Gerçekten çok yorduk. Çünkü bizim mesaimiz 24 saate dahi sığmayan bir mesaiydi. O 24 saate dahi sığmayan 25. 26. saate taşan mesailerimize dahi ayak uydurmak zorunda bıraktık kendisini. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Onun şahsında başta bu meydanda gece gündüz bütün çekimlerimizde bizlere yardımcı olan, gerek burada başka imkanlarıyla da bizlere katkılarını sunan Registan Meydanı'ndaki bütün görevli arkadaşlara, polis arkadaşlara, turizm polisi olan bütün genç arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Burada bize katkısı olan sadece bu arkadaşlarımız değildi. Otellerimiz vardı. Otelde tanıştığımız muhteşem genç arkadaşlar vardı. Mesela Buharalı Ubeydullah. Ubeydullah sağ olsun sahur sofralarımızı hazırladı. Yine aynı şekilde başta dekorumuzu bizlere sağlayan Minor Otel'deki Emir'e, Ekabir'e de teşekkür ediyoruz. Silver Otel'deki Muhammed'e de, Atabek'e de ve Cihangir'e de teşekkür ediyoruz. Ve son teşekkürü ben isimlerinden ziyade şu anda buradan uzaklaşmakta olan Hakan'ı da buraya çağırarak, evet Hakan'ı da buraya çağırarak, Sinan'ı buraya çağırarak, Murat'ı buraya çağırarak, Harun'u buraya çağırarak ve canlı yayında aynı zamanda arkadaşların şu an ne söylediğimden haberleri yok. Bu davetlerimden haberleri yok. Hepsini kameranın önüne davet ediyorum. Çünkü Semerkant'tan İstanbul'a hep beraber selam göndereceğiz. Evet, yayını yapan Musa'yı, Sonat'ı, kim var burada başka? Abdülkadir Gözüaydın'ı, Ünal Doğan'ı, efendime söyleyeyim. Hepsini buraya davet edemiyorum ama Abdullah Aydemir'i, Umut Ayar'ı, Emine Nurcan'ı, İnşallah bütün bu isimler arasında hiçbirisini unutmam. Hatta burada biz aynı zamanda Özbek arkadaşlarla bu yayını yaptık. Özbek yayıncılarla beraber bu yayını organize ettik. Onlar da yayınımızın önemli ortaklarından bir tanesiydi. Neydi o bizim ilk günlerde yanımızda olan arkadaş? Burada tozu dumana katan. Hayrat. Evet, Hayrat şimdi burada yok. Ama Hayrat'a da özel teşekkür ediyoruz. Hayrat çok çabaladı. Ulubek buralardaysa Ulubek de gelsin. Enver Yusufov, Enver de lütfen gelsin. Az evvel Enver, senin ismini çok andık. Evet, bu kadar büyük bir ekibiz. Hatta burada olamayan arkadaşlar da var. Şimdi hep beraber, arkadaşlar iftar vakti yaklaştı. Bu muhteşem yağmurla beraber Musa da gelsin. Evet, Musa da gelsin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını kim yapıyor şu anda? Eyvallah. Evet. Yeni saçı vardı orada ama. Sağdakine bak istersen. Sağdaki tek değil. Sağdakinin diyaframı iyi ya. Evet, bu tür teknik notlarla beraber sizlerin huzurunda hep beraber veda edeceğiz. Bizim için gerçekten özel bir an. Unutulmaz bir an olacak. Arzu ettik ki bu unutulmaz anı sizlerle beraber yaşayalım. Sizlerle beraber paylaşalım. Arkadaşlar, öncelikle hakikaten izleyicilerin huzurunda da söyleyeyim, haklarınızı helal edin. Hep beraber, hep birlikte yorulduk. Ama zaman zaman ben sizi hayli yordum. Yani olağanın üstünde yorduğumu hissediyordum. Fakat bu bereketli topraklarda bulunmayı, bu güzel işleri hep beraber yapmayı Allah bir kere nasip etti. Bir ilki gerçekleştirdik. Bu ekiple beraber gerçekleştirdik. Emin olun
Burada olan arkadaşlar kadar aramızda olmayan arkadaşlar da var. Her birine de onların huzurunda, onlarla beraber teşekkür etmiş oluyoruz. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Helal etmiyoruz diyebilirsiniz. Şu vardı diyebilirsiniz. İzleyicilerin huzurunda şunu not düşelim diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey sorayım madem arkadaşlar. Hiç böyle unutamadığınız an hangisiydi? Ya da ya artık yeter dediğiniz an hangisiydi? Var mıydı öyle bir an? Ulubek ara ara mesela bize sinirleniyordu. Özbekçe bir şeyler söylüyordun Ulubek. Bir sıkıntılı bir şey var mıydı? Enver'e sorayım mı? Eyvallah. Enver sen de hakkını helal et. Enver Yusufov. Az evvel sözünü ettiğim Enver'le beraber hakikaten dağ, dere, tepe, nehir, derya, şehir, kasaba, belde bayağı bir gezdik. Çok güzel macera yaptık. Eyvallah. Çok güzel yerlere gittik. Bazı yerlere hatta ben de bir kere iki kere gitmiştim. Sizin sayenizde çok oraların sahibi olduk artık. Sizlere teşekkür ederim. Gerçekten oraları gösterdik, dünyayı gösterdik. Eyvallah. Bu bizim için çok onur duyucu bir iş oldu. Elhamdülillah. Bu arada tüm arkadaşlara ben de teşekkür ederim. Bizlere katlandı, bizlere biraz şey yaptı, çilemizi çekti. Eyvallah. Çile hepimizin çilesi. O çileyle, o yorgunlukla yoğrulduk. Ama bu yorgunluk emin olun dünyanın o kadar güzel yorgunluklarından bir tanesiydi ki. Çünkü düşününüz, isimlerini Ramazan boyunca paylaştık. Ramazan öncesinde yaptığımız tanıtımlarda da paylaştık. Bu topraklarda biz yüzlerce ismi zikrettik. 5000 dakikayı aşan yayınlarımız boyunca. Ama emin olun bu isimler sadece bir kısmı. Sadece bir kısmı ve burada büyük bir kitap var. Devasa bir kitap var. Devasa bir kütüphane var. Biz bu kütüphanenin sadece birkaç sayfasını çevirebildik. Ve arzu ettik ki o diğer sayfaları 30 gün boyunca hangi murad ile bunu yaptıysak genç arkadaşlarımız, sizler, Taşkent Türk Okulu'ndaki arkadaşlarımız, çocuklarımız, evlatlarımız olmak üzere sizler o isimleri keşfedin. Bize anlatın, yarınları anlatın, yarınki nesillere anlatın. Evet Musa, son sözünü söyle. Kestik. Kestik değil mi? Kestik, evet. Evet, iftar vakti yaklaşıyor arkadaşlar. Murat, Sonat. Sonat bizim efsanelerimizden bir tanesidir Ramazan boyunca. Hakikaten öyle oldu Ulubek. Yani ezan vakti yaklaştı. Emin olun arkadaşlar, mutlaka fark etmişsinizdir. Çok dikkatli izleyicilerimiz vardı. Yağmur sadece bir kez yağdı. Hatta yağmur da yağmadı. Tedbiren biz iç kısma girdik. Görmüşsünüzdür. Fakat ilk defa yağmura yakalandık. Dedik ki yağmurda da olsa biz bu yayını yapacağız. Ulubek dedi ki rahmet geldi, yayını öyle bitirdiniz. O zaman başka rahmet geliyor, ezan geliyor. Biz hep beraber veda edelim. Müsaade isteyelim. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyelim. Efendim İstanbul'a selam ediyoruz hep beraber. Hayırlı bayramlar olsun şimdiden. Son kez hayırlı iftarlar diliyoruz. Eyvallah.